Bir haritaya bakıp yaşadığımız yerin ne kadar büyük ve güzel olduğunu anlamak için harita meraklısı olmanıza gerek yok. Ancak çoğu harita size dünyanın ne kadar tehlikeli bir yer olduğunu göstermez. Sizi ilk bakışta bile korkutabilecek haritalar var. Hazır mısınız? Bu haritaları inceleyelim ve gösterdikleri tehlikeli durumlara bir bakalım. Belki bu konularda bir şeyler yapabiliriz. 1 numara, hava kirliliği haritası. Bu harita faydalı olduğu kadar korkutucu da. İlk bakışta pek anlaşılmıyor. Üzerinde şifreli sayılar olan ve dağınık bir şekilde konumlandırılmış renkli dikdörtgenler gibi görünüyor. Fakat aslında tüm bu dikdörtgenler farklı bölgelerdeki hava kalite indeksini gösteriyor. Hatta bazı sayılar bir süre sonra değişebilir. Çünkü veriler sürekli olarak güncellenir ve canlı olarak yayınlanır. Hava kalite indeksi, incelenen havanın solunmasının ne kadar sağlıksız olduğunu tespit eder. Test edilen tüm bölgeler farklı renk kodları olan 6 bölüme ayrılır. Yeşil kısımlar havanın çok temiz olduğunu ve rahatça soluyabileceğinizi gösterir. Kahverengi kırmızı bölümler ise bu bölgedeki havanın solunamayacak kadar tehlikeli olduğu anlamına gelir. Bu haritayı korkutucu kılan şey ise etrafımızdaki havanın kalitesinin farkında olmamamız ve soluduğumuz havayı temiz tutmaya yeterince özen göstermememizdir. 2 numara, gürültü ve ışık kirliliği haritası. Bu iki harita zaman zaman ne kadar umursamaz olduğumuzu mükemmel bir şekilde gözler önüne sermektedir. Ne sıklıkla ışıkları kapatmayı unutuyor ve kendinize bunun o kadar da önemli olmadığını söylüyorsunuz. Dürüst olalım, bunu hepimiz yapmışızdır. Ancak ne yazık ki ışık kirliliği günümüzde önemli bir sorun teşkil etmektedir. İnsanlık olarak biz de dahil olmak üzere dünya üzerindeki her canlı gündüz ve gece döngülerine bağımlıdır. Bazı hayvanlar gececidir, bazıları ise güneşi daha çok sever ve gece uyurlar. Ancak özellikle de büyük şehirlerde her daim yanan ışıklar gece ve gündüz arasındaki net çizgiyi bulanıklaştırırlar. Gürültü kirliliği de benzer şekilde kentsel yerlerde daha fazladır ve en çok insanları etkiler. Bir dahaki sefere yatakta bir o yana bir bu yana dönerken dünyadaki ışık ve gürültü kirliliğini düşünün. Işık ve gürültü kirliliği ruh sağlığı sorunlarına yol açar ve en yaygın görüneni uykusuzluktur. 3 numara, ruh sağlığı verileri haritası. Hazır ruh sağlığı konularından bahsetmişken, her yıl gittikçe artan ruhsal bozukluk vakalarıyla dünyamızın nasıl değiştiğini gösteren başka bir harita daha olduğunu eklemek istiyorum. Our World in Data adlı bir site, farklı ülkelerdeki nüfusun ne kadarının farklı zihinsel bozukluklardan etkilendiğini gösteren haritalar aracılığıyla konu hakkında bilgi vermektedir. Kaygı bozuklukları, depresyon ve yeme bozuklukları ile ilgili haritaları vardır. Eğer bu sorunların dünyada görülme oranını merak ediyorsanız buradan başlayabilirsiniz. Burada korku tellallığı yok, oranları olduğundan az gösterme yok, sadece gerçekler var. Bu internet sitesinin kurucuları farklı konular hakkında da çok fazla bilgi veriyorlar. Ancak bu haritadan daha korkunç olan sadece birkaç harita var. 4 numara, siber saldırı haritası. Bir şeyin zaman içerisindeki değişimini aşama aşama ve bir harita üzerinde görmek güzeldir. Ancak bir şeyin o anda gözlerinizin önünde gerçekleştiğini görmek tamamen farklı bir deneyimdir. Özellikle de konu siber atak gibi gizemli bir şeyse. Çoğumuzun siber saldırılar hakkında bildiği tek şey bunların verdikleri zararlardır. Dünyada en çok siber saldırıya uğrayan alan tabii ki finansal hizmetlerle ilgili olanlardır. Her işletme kendisinin ya da müşterilerinin finansal detaylarını veri olarak saklar. Bu yüzden her insan hayatının herhangi bir noktasında saldırıya uğrayabilir. Bir siber saldırı çoğunlukla bir şirketin sunucularını güvenlik açığı yakalamak için aşırı talep ve bilgiyle yükler. İşte bu devasa bilgi açığı bu haritanın gözlemlediği şeydir ve işler bu şekilde yürür. Bilgi güvenliğini iyileştirmek için sıkı çalışan insanların olması güzel. Ayrıca hackleme becerilerini şirketlerin güvenlik sistemlerindeki eksikleri bulmak için kullanan hackerlar da var. Ancak bu haritaya bakarsak siber saldırı girişimlerinin hepsinin iyi niyetli hackerlar tarafından yapıldığını söylemek zor. 5 numara, salgınlar, küresel vaka haritası. Her grip salgını haberi sizi endişelendiriyorsa bu harita size pek de uygun değil. Çünkü tüm bulaşıcı virüs ve bakteriyel hastalık vakalarını gösteriyor. İlk bakışta yanıp sönen işaretler nedeniyle çok korkunç görünüyor ancak bir süre sonra bunun haritanın amacına uygun olduğunu fark ediyorsunuz. Uyarının yeterince net olması için bu yönteme başvuruyorlar. Hastalıklara karşı hiçbir zaman tamamen tedbirli olamazsınız. Haritanın altında olası salgınlar hakkında yeni bildirimler ortaya çıktıkça tek bir şeye odaklanmayı zorlaştıran bir haber kısmı da bulunuyor. Bu durum korkunç olmanın yanında üzücü de. İnsanın ellerini iyice yıkayası geliyor. 6 numara, küresel orman değişim haritası. Listemizdeki bazı haritalar sizi kasıtlı olarak korkutmaya çalışıyor gibi görünüyor ancak bu harita işini tam tersi bir yaklaşımla yapıyor. Bu harita sakin ve güzel görünüyor ancak gösterdiği veriler aynı zamanda endişe verici. Bu haritayı Maryland Üniversitesi Coğrafi Bilim Bölümü gezegenimizdeki ormanların ne kadar hassas olduğunu göstermek için oluşturdu. Harita birkaç katman gösteriyor. Bunlardan biri son yıllardaki orman kayıplarını, diğeri yeni ormanları, üçüncüsü ise ormanların kapladığı alanı gösteriyor. Birçok ormanın hala yerinde olduğunu görmek beni neşelendiriyor.
değerlendirirken diğer kısımları çok canımı sıkıyor. Yeni ormanlar kaybolan ormanların sayısının yakınından bile geçmiyor. Bu ise hala önemli bir ders çıkaramadığımız anlamına geliyor. Bu evrendeki tek arkadaşımız bize ev sahipliği yapan gezegenimizdir. Özellikle de bizim için en büyük tehdidi oluşturan küresel ısınmayı göz önünde bulundurursak, yaşayacak başka gezegenimizin olmadığını düşünmek çok korkutucu bir hale almaya başlıyor. 7 numara. İklim değişikliği haritaları. Endişe verici istatistiklere dayanan haritalar sırf bizi korkutmak için yapılmamışlardır. Çoğunlukla bize bazı yerlerin güvenli olmadığını ve günlük hayatımızda endişe etmemiz gereken şeyler olduğunu gösterirler. Ancak bir harita var ki gerçekten gezegenimizdeki herkesi korkutması gerekiyor. Bu harita 21. yüzyılın sonunda sıcaklığın 4 derece yükselebileceğini gösteriyor. Bu size korkutucu gelmiyor mu? Öyleyse haritaya bir göz atın. Yeşil bölgeler gezegenimizdeki hayata elverişli tek yerler. Kahverengi bölgeler tufanları, sarı alanlarsa çölleri gösteriyor. Kırmızı bölgeler ise sıcaklık artışı yüzünden deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sular altında kalan alanları gösteriyor. Bu tür değişikliklerin vahşi yaşamı nasıl etkileyebileceğini hayal edin. Şu an bunlar olsaydı içinde yaşadığımız tüm biyosferler yok olurdu. Evet, bu harita gerçekten korkutucu. Fakat küresel ısınma konusunda hala bir şeyler yapılabilir. Küresel ısınma konusunda yeterince bilgiye sahip olmak bile son derece faydalıdır. Climate Hot Map sitesinde bilgilendirici bir harita bulunuyor. Bu haritalarda küresel ısınma ve küresel ısınmanın dünyanın farklı bölgelerindeki olası etkileri hakkında birçok bilgi veren imleçler bulunuyor. Ayrıca bu olaylar zincirinin gerçekleşmesinin önlenmesine katkıda bulunmak için bazı fırsatlar da sunuyorlar. Bu haritalar kalplerimize korku salabilir ancak bunu çevremizdeki tehlikelerin farkına varmak için kullanabiliriz. Onlara karşı önlemlerimizi alıp hepsine bir son verebiliriz. Buna odaklanalım ve geleceğe yapıcı bir tavırla bakmaya başlayalım. Sizi endişelendiren geniş kapsamlı bir problem konusunda farkındalık yaratmak için hangi haritalara ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorsunuz? Bu haritalar nasıl görünürlerdi? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşın. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hayata her zaman olumlu bakmak için abone olmayı unutmayın.